İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 3. programımızı yapıyoruz ve biraz farklılık var. Ben stüdyo dışındayım, konuklarım ise stüdyoda. Bakalım böyle yeni bir deneme oluyor. Stüdyoda konuklarım bugün Gülay Günlük ve Yelda Yücel'le Kadınsız Kentler Çalışması'nı konuşacağız. Gülay Hanım, Yelda Hanım programa hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Bu Kadınsız Kentler Çalışması çerçevesinde kamu politikalarının eşitsizlikle mücadelede nedenli etkili olduğunu araştırdınız. Çalışmaya geçmeden önce bazı kavramları açmanızı sizden rica edeceğim. Bu toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeden sık sık bahsediyorsunuz. Bunu bize bir açar mısınız? Şimdi bizim burada bulunmamızın nedeni bu Kadınsız Kentler çalışmamız, kitabımız. Öncelikle bunun bir ekip çalışması olduğunu belirtmek isterim ve biz ikimiz buradayız bu ekipten. Ama Ayşegül Yakar Önal, geçen yıl kaybettiğimiz Nuray Ergüneş arkadaşımız ve Burcu Yakut Çakar arkadaşımızla birlikte yaptık. İki asistanımız da vardı, Mustafa Kahveci ve İpek Gümüşcan. Bu çalışma yerelde kamu politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını sınama ya da gözden geçirme çalışmasıydı. Bizler donanımlarımız nedeniyle bunun bütçeleme konusu üzerinde daha fazla durduk. Çünkü kamu politikalarındaki söylemin eyleme geçmesi ya da uygulamasının asıl göstergesi ayrılan kaynaklar. Yani herhangi bir politika hedefine kaynak ayrılmadıkça o politikaların hayata geçmesi söz konusu değil. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çeşitli bağlamlarda kullanılabiliyor. Örneğin kamu politikalarının kadınlar ve erkekler üzerindeki etkilerinin denetlenmesi aracı çok daha fazla, özellikle sonuçlarının izlenmesi açısından ve esas olarak da Birleşmiş Milletler'in kalkınma programlarında ve Avrupa Birliği'nin programlarında yardımlarında kıstas olarak kullanılan bir araç. Biz de yerel yönetimlerde belediyelerin politikalarını, performans programlarını ve ayırdıkları kaynakları kadınların yaşam kalitesine hizmetleri üzerinden değerlendirdik. Teşekkürler. Bir de çalışmanın kapsamında kadın dostu kentlerden bahsediyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Birleşmiş Milletler'in ortak kalkınma programları var ve Birleşmiş Milletler'in çeşitli birimleri, bu nüfus fonu, UNDP yani kalkınma programı, kadın birimi özellikle üye ülkelerdeki toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için projeler hazırlıyorlar ve uyguluyorlar. Bunlardan Türkiye'dekiler önemli ölçüde pilot çalışmalar oldu. 2006'dan bu yana 3 aşamada daha doğrusu çeşitli pilot illerde bunu uyguladılar. Ama bu projeler İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, çeşitli illerdeki valilerin ve belediyelerin ortaklığıyla gerçekleşiyor ve seçilen pilot illerde belediyeler, belediye başkanları bir taahhütname imzalıyorlar Birleşmiş Milletler'in hedefleri doğrultusunda. O taahhütnamede de yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için, özellikle de katılımcı bir mekanizmayla geliştirmek için çeşitli aşamalar tanımlanıyor. Bu aşamalardan 8 doğrudan taahhüt var. Bunlardan 5.'si toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi yerleştirmek. Biz de buradan hareket ettik. Bu kadın dostu kentlerde 2006-2010, sonra 2011-2014, sonra 2012-2015 gibi 3 aşamada çok fazla il kapsandı. Ve 3. aşamadaki illerde doğrudan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi yerleştirmeye odaklanıldı. Çok
Sizin bu çalışmanız hangi yılları kapsadı ve hangi illeri kapsadı? Aslında proje fikri ta 2012'nin başına rastlar. Bu toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ile ilgili uluslararası bir proje fikri vardı o dönemde. O projenin bize esinlendirdiği bir fikirdir Türkiye'de bu çalışmayı yapmak. Daha sonra biz bunu Türkiye bağlamında dirlik temelli toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme şeklinde uygulamaya karar verdik. Ve bunun masa başı ve saha çalışmalarının raporun tamamlanması 2013-2014 Temmuz'u arasındadır. Yaklaşık 1,5 yıldır ama toplamına baktığımız zaman 3 yılı bulur. Şehirler coğrafi anlamda Türkiye'yi temsil edecek şekilde seçildi aslında. Batıdan, doğudan, güneydoğudan, İç Anadolu'dan ve Karadeniz'den kentler vardı. Ve bunlar 5 tane kadın dostu kent seçtik bu çalışmada. Bu kentler İzmir, Samsun, Kars, Şanlıurfa, Nevşehir. Bu kentler kadın dostu kent taahhütnamesine dahil olan kentler. Bunlarla birlikte hem aynı coğrafi bölgede bulunan hem de kültürel normlar açısından da birbirlerine benzeyeceklerini düşündüğümüz işte İzmir'in komşu kenti Manisa, Samsun'un komşu kenti Ordu, Kars'tan Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Nevşehir, Kayseri şeklinde birbirleriyle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme sonuçlarını kadın dostu kent olan kent ve kadın dostu kent taahhütnamesine imza atmamış bir kent ikilileri bazında sınamak adına bu tip ikililer oluşturduk. Toplamda 10 ilimiz oldu böylece ve bütün bu çalışmayı bu dönemde yürüttük. Burada dirlik temelli bütçelemeden bahsettiniz. Bu dirlik sözcüğünü de bir açar mısınız bize? Aslında dirlik yaşayış, yani dirlik Türkiye, biz bu dirlik kavramını well-being dediğimiz daha çok Türkiye'deki çalışmalarda iyi oluş hali diye çevrilen bir kavram için önerdik. Çünkü sözlüğe baktığımız zaman dirliğin anlamında yaşayış, huzur, gelir, gönenç gibi kavramlara tekabül ediyor. Ve bu da şunu gösteriyor aslında, hem maddi kaynaklar hem de psikolojik, sosyal, başka faktörlerin de işin içine dahil olduğu çok kapsamlı bir kavram dirlik, yani iyi oluş hali. Bu kavramı seçmemizin sebebi toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarını İtalya'da Tindara Adabo ve arkadaşları dirlik kavramını merkeze alarak, yani kişinin iyi oluş halini merkeze alarak bütçeleme çalışmalarına uyarladılar ve bu çok yeni gelişen bir dal. Biz bunun Türkiye'deki bağlamını oturttuk, yöntemini geliştirdik ve bütün bu toplumsal cinsiyete duyarlı çalışmasını kentlerde bu kapsamda gerçekleştirdik. Ama dirlik deyince hem işin içinde maddi hem de psikolojik, sosyal, başka kültürel, ataerkil bir sürü faktör dahil olduğu için ona dair bir ölçme, kavramsal çerçeve geliştirme ihtiyacı ortaya çıktı. Nasıl ölçeceğiz? Çünkü Gülay Hocam'ın da sözünü ettiği gibi bütçeleme sonuçta bir kaynak dağılımı, gelir dağılımı. Bu kaynakların dağılımında kantitatif, ölçülebilir, nesnel ölçütlere ve bir çerçeveye de ihtiyacımız vardı. Bu anlamda ekonomi yazınında yapabilirlikler yaklaşımı denen bir yaklaşımı benimsedik ve dirlik kavramı zaten bu yapabilirlikler yaklaşımının tam da merkezinde yer alıyor. Onu biraz açayım isterseniz, hani yabancısı olan kişilere kavramın. Amartya Sen bu yaklaşımı geliştirdiğinde ve daha sonra da Nussbaum, onu takip eden diğer iktisatçılar ve daha sonra feminist iktisatçı Ingrid Robbins bunu biraz daha somutlaştırdığında aslında kavram çerçeve şunu söylüyor. Kişinin iyi olma hali, dirliği, gelir, sosyal ilişkiler kurabilme, toplumsal hayata katılma, çevresel ve barınma vesaire. Yani
insanın yaşam sürebileceği her türlü imkana ulaşmasına bağlı ve bu imkanı sunabilecek olan, yani imkanı oluşturan fırsatlara da aslında biz yapabilirlikler diyoruz. Yani yapabilirlikler insanın kendi dirliğini istediği ölçüde elindeki önündeki fırsatlardan seçim yaparak oluşturabileceği fırsatlar kümesi, çok basit anlamında. Ve biz de bunları toplumsal duyar, yani toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleminin altında bir yöntem olarak kullandık. Peki şimdi bu kullandığınız yöntemle dolayısıyla başka ülkelerde, başka kentlerde de karşılaştırma yapma olanağı da doğuyor yanılmıyorsam. Elbette. Şimdi burada ne yaptığımızı biraz daha açayım yöntem olarak. Hani belki hala kavram teknik kalabilir. Belediye politika dokümanları ve bütçelerinin denetimini yapmak istedik öncelikle. Belediye politika dokümanları ve bütçelerinin toplumsal cinsiyete duyarlılığının denetiminin yapılabilmesi için de belediyelerin etkili olabileceği, o kentte etkili ve dönüştürücü olabileceği kadınların özellikle, çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri deyince bundan en çok muzdarip olanlar kadınlar. Kadınların o kentteki dirliğini etkileyebilecek yapabilirliklerin ne olacağını düşündük. Mesela kadınlar için istihdama katılım, uygun çalışma koşullarına erişim, eğitim ve sağlığa erişim, kent içindeki hareketlilik, bakım hizmetlerine erişim, şiddetsiz bir dünyada yaşamaya erişim. Bütün bunlar aslında dirliği oluşturan boyutlar. Biz bunları hangi sorularla kavrayabileceğimizi, yani nerede bunun izini arayabileceğimizi sorduk kendi kendimize. Ve şu soruları sorduk örneğin kent içi hareketlilik için. Toplu ulaşım imkanları o kentte var mı? Günün hangi saatine kadar ulaşılabiliyor? Yakınlıklar, uzaklıklar, ücretlerin düzeyleri, indirimli seyahat imkanları var mı? Aydınlatması var mı? Çünkü bir kadının kent içindeki hareketliliği, kaldırımların, parkların, yolların, bebeklerin ve yaşlı bakımına uygun olmasından bütün bu saydığım diğer ayrıntılara kadar pek çok ayrıntının düşünülmesini gerektiriyor. Ve kent içi hareketlilikte o yapabilirliğin geliştirilebilmesinde de belediyeler önemli bir rol üstlenebilirler. Hem olumsuz anlamda hem de olumlu anlamda. Peki bir şey merak ediyorum. Bu dirlik kavramı kadın ve erkek arasında değişiyor mu? Değişmiyor yukarıdan bakarsak. Ama kadınların fırsatları özellikle kentsel alanda, kentin kamusal alanında yararlanmalar açısından bakarsak çok farklılaşıyor. Yani kadınların hareketliliği ile erkeklerin hareketliliği olanakları aynı değil. Kadınların spor olanaklarından yararlanması erkeklerle aynı değil. Kadınların belediye hizmetlerinden haberdar olmasının olanakları erkeklerle aynı değil. Biz tabii burada aslında toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimizde karşılaştırmalı düşünmeliyiz. Ama zaten özellikle ne veri olanakları buna uygun, ne çalışma alanı açısından uygun bilgilere ulaşabildik. Dolayısıyla biz burada kadınların hangi yapabilirliklerine belediyelerin ne derece katkısı var, buna baktık politika metinlerinde. Ama İtalya örneğini bir ileri aşamaya götürdük ki bu dünyada da bir ilk uygulama. Kadınların hangi yapabilirliklerine ne kadar kaynak ayırıyorlar? 10 ilde biz bunun izini sürdük. Ayıkladık daha doğrusu. Öncelikle kadınların dirliği açısından. Örneğin bakım olanakları var mı? Yaşlı bakımı, çocuk bakımı, kreş olanakları var mı? Ya da sığınma evi var mı? Ya da kadınların ulaşabileceği sosyal yardımlar var mı? Bunların izini sürdük. Peki bu çalışmadan çıkan bulguları bizimle paylaşır mısınız? Ondan önce ama söylemek istediğim bir şey daha var o bulgulara geçmeden önce. Çünkü biz birkaç aşamada
yürüttük bu çalışmayı. Sadece politika dokümanları, bütçelerini denetlemedik. Aynı zamanda bu 10 ile tek tek gidip her birinde belediye uzmanlarıyla, o bölgede bu işi yapabilecek olan idarecilerle tek tek görüştük. Bunun yanı sıra yararlanıcılar, çünkü hizmet sunumunu sağlayanlarla görüşmek bir aşamasıydı bu çalışmanın. Oradan kağıt üstünde, masa başında yaptığımız şeylerin acaba karşılığı gerçekten politika yapıcılarda da var mı? Bunu gözlemlemekte amacımız. Bir aşaması da mahallelere tek tek gidip orada da her bir kentte en az 25 kadınla toplamda sanıyorum yaklaşık 250 görüşmeyle de belediye hizmetlerinin kadınların dirliğini etkileyip etkilemediği, dönüştürüp dönüştürmediği, onların buna nasıl baktığına dair de bir döküm elde ettik. Böylece birkaç şeyden birden, hani bakış açısından ya da birkaç açıdan test etme imkanı bulduk bütün bu çalışmanın sonuçlarını. İstersen sonuçlara dair bir şeyler söylemek istersen devamında ben de devam ederim. Olur. Bir kere bu karşılaştırmalarımızda başta Yelda'nın da söylediği gibi biz bu kadın dostu kent taahhüdünde bulunan belediyelerle komşu kentteki belediyelerin ve yaşam alanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını görmek istedik ve ayrılan kaynakları karşılaştırdık. Fakat burada bir kere bu taahhütün olmasının tek başına hayatı değiştirmeye yetmeyebileceğini gördük. Kadın dostu kent taahhütünde bulunmayan ya da o statüde faaliyet yürütmeyen ama kadınların dirliğine yarayacak, hizmet edecek faaliyetleri çok daha fazla olan, hatta kadın dostu taahhütünde olan bir kentten daha fazla olabilen belediyeleri gördük. Örneğin Diyarbakır buna çok iyi bir örnektir. Diyarbakır Belediyesi böyle öne çıkan bir belediye. Dolayısıyla arka tarafta hem kentin sosyal, kültürel dokusunun hem siyasi dokusunun belirleyici olabileceğini gördük. Bu Orta Anadolu'daki kentler için de geçerli, Karadeniz'deki kentler için de geçerli, Doğu Anadolu'daki diğer kentler için de geçerli. Ve yerel yönetimlerin, daha doğrusu idari biçimlenmesinin de burada belirleyici olduğunu gördük. Merkezle ilişkileri ve merkez politikalarının belirleyiciliğinin yereldeki yönetişim ilişkilerini de bazen olumsuz etkileyebileceğini de gördük. Ben ekleyeyim birkaç bir şey. Ne gibi olumsuz etkiler? Bu kaynak kısıtlamasından mı bahsediyorsunuz? Evet, hem kaynak kısıtlanması, onların denetimi hem de toplumsal cinsiyet eşitliğinin algılanma biçimi açısından, yani geleneksel iş bölümünün yeniden üretilmesi açısından da kısıtların ortaya çıktığını gördük. Ben de birkaç bir şey ekleyebilirim isterseniz. Bu belediyelerde özellikle kadın dostu kent anlaşmasını imzalayan, taahhütnamesine paydaş olan kentlerdeki belediyelerde toplumsal cinsiyet farkındalığının oldukça artmış olduğunu gözlemledik. Bu oradaki o duyarlılıkta, yani en azından belediye çalışanları nezdindeki farkındalığın arttığını bize gösterdi. Bu yine o çalışmanın gerektirdiği yerel eşitlik eylem planları ve belli bir kurumsallaşma var. Örneğin paydaş olan o kentte, o projeye paydaş olan kurumlarda kadın erkek eşitliği komisyonlarının kurulması gerekiyordu. Belediyelerin çoğunda bu kadın erkek eşitliği komisyonlarının kurulduğunu gördük. Ama diyerek burada bir ama açalım. İşlevsellikleri tartışmalıydı. Yani çoğunda bunların çok da işlevsel olmadığını gördük. Projelerin ilk adımı olarak bu projenin, bilmiyorum belki söylemişizdir ama ben atladım mı, paydaşlarından bir tanesi İçişleri Bakanlığı'ydı. Ve İçişleri Bakanlığı'nın merkezi olarak buna dahil olması yaptırım gücünü de arttıran, belediyeler nezdinde hem
kredibilitesini arttıran hem de yaptırım gücünü arttıran bir konuydu. Onu da gözlemleme fırsatı bulduk. Öte yandan yine de yani vardığımız noktada bu kadar çabanın çok da belirgin bir fark yaratamadığını, yine başka inisiyatiflerin, örneğin bu bağlamda değil ama oradaki çalışanların gönül bağının, bu tip konulara yatkınlığının da bir uzantısı olarak bazı kentlerde onların inadıyla ve çabasıyla bazı şeylerin değiştiğini, değişmeye başladığını gördük. Ama burada da tabii o kadroların sürekliliği öne çıkıyor. Örneğin Nevşehir'de oradaki çalışanlar oldukça bu konuya yatkınlardı ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ve hani bir nebze de hani bütçeleme konusunda ilerleme kaydetmeye gayret ediyorlardı. Ama orada da hani burada bir dönem sonra kadroların değişecek olması ya da bir kurumsal hafıza oluşturulma noktasında kısıtlar bu tip çalışmaların hep sekteye uğramasına sebep oluyor. Yani bir şekilde bu projeler oluşturulurken veya geliştirilirken bunların bir de sürdürülebilirliğini sağlama konusunda da bir yol haritası, bir şeye ihtiyaç var diye anlıyorum. Sürdürülebilirlik konusunda söylenebilecek birkaç bir şey var, evet. Birincisi, örneğin bu kentlerde yani toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan başta başkan olmak üzere bunun gerçekten toplumun refahını arttıracak, o toplumun gelecekteki sürdürülebilirliğini de devamını da sağlayacak başkan ve çalışanların buna canı gönülden inanması gerekiyor. Sadece eğitimler değil ama bu eğitimlerin sonucunda o toplumda daha iyiye gidecek olunmasının o kadrolar tarafından içselleştirilmiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kurumların işlevsel hale getirilmesi gerekiyor. Örneğin eşitlik birimi kurulduysa veya kadın müdürlüğü kurulduysa, ki bu tip müdürlükler çok az yerde vardı, işte Diyarbakır, Nevşehir'de eğitim, evet bazı müdürlükler vardı, kadın çalışmaları müdürlükleri İzmir'de olsun. Bunların yönetmeliklerle, mevzuatla görev tanımlarının, yetkilerinin yapılması ve bütçelerinin de olması gerekiyor. Bu birimlerin çalışabilir hale gelmesi gerekiyor ve korunabilir, sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor. Sen de bir de bu birimlerin diğer birimlerle ortaklaşa çalışabilmesi gerekiyor. Çünkü genellikle kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalar, faaliyetler var. Fakat bu Sosyal İşler Müdürlüğü'nün görev alanında gibi görülüyor. Yani kadın işleri gibi görülüyor. Halbuki bu birimin örneğin ulaşım birimiyle de işbirliğinin olması gerekiyor. Ya da ulaşım biriminin de bu birimle işbirliğinin olması gerekiyor ki kadınların kentsel alandaki kaldırımdı, yoldu, trafik sorunlarıydı. Özellikle kamu ulaşım araçlarının kullanılmasıydı. Bütün bu alanlardaki ihtiyaçlarını ancak öyle bilebilirler ve ona göre bir şehir planlaması ortaya çıkabilir. Dolayısıyla diğer birimlerin de ya da bütün birimlerin aslında bu eşitlik birimleriyle ortak koordineli çalışması şart görünüyor dönüşüm evet. için. Bu zaten hep yaşadığımız bir sıkıntı. Kadın veyahut da eşitlikten bahsettiğimiz zaman bu sadece kadınları evet. ilgilendiren evet. bir konu gibi bir yaklaşım var. Halbuki bu yani kadın erkek olayı değil, toplumsal bir sorunun evet. çözümü üzerinde konuşuyoruz. Evet. Sanırım vaktimiz bitmek üzere, kullandığımız uygulama sınırlı. Onun için sizinle çok daha fazla vakit geçirmek isterdik ama maalesef bugünlük bu kadar diyeceğim. Yalnız izleyicilerimize mutlaka Kadınsız Kentler kitabını alıp çalışmayı okumanızı öneririm. Gerçekten çok ilginç. Gülay Hanım, Yelda Hanım, vakit ayırdınız, stüdyoya geldiniz. Çok çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Bu fırsat ederiz. İçin biz de teşekkür ederiz. Tekrar İyi günler, size. Kolaylıklar. İyi günler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya tekrar Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. İyi günler.